negatiflerini göstereyim. Mesela debriyaja tam basmadan anahtarı çevirelim. Bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir, ya bizim araba debriyaja basmadan çalışıyor. Arkadaşlar, debriyaja basmadan dahi çalışsa arabanız, lütfen aracın debriyajına basarak çalıştırın. Velev ki debriyaja basmadan da çalışır bazı arabalar, eyvallah. Ama böyle bile olsa debriyaja basarak çalıştırmak aracı emniyetli kaldırmak manasına gelir. Çünkü belki vitesi 1'de unuttunuz. Frene de basmıyorsunuz. Arabayı çalıştırdığınız anda el freni de inikse, eğer 1'de unuttuysanız öne doğru sert bir atak yapar. Çalıştırdığınız anda. Geride unuttunuz. Çalıştırdığınızda herhangi bir frenle ya da geri el freniyle herhangi bir irtibatı yoksa arabanın, bu sefer de geriye doğru fırlar. Ve sert ve darbeli bir şekilde ileri ya da geri doğru fırlar. Bu da park alanındaysanız çok sert bir darbe anlamına gelir. Ama debriyaja basarak arabayı viteste dahi çalıştırsanız, oldu ki unuttunuz. Debriyaja basmak demek zaten vites off demek. Ya boşta çalıştırmışsınız, ha debriyaja basarak çalıştırmışsınız. Aynısıdır. Yani normalde araçlar boşa alınarak çalıştırılır. Ama vitesi unuttuysanız bile en azından debriyaja basıyorsunuzdur. Bu, yani debriyajla ilgili bir iş yapacaksak, ki bu 3 kalemde inceleyeceğiz bunu. Bir iş yapacaksak debriyaja sonuna kadar basmak zorundayız. Nedir bunlar? 1. Arabayı çalıştırırken, bu bir emniyettir aynı zamanda. Arabayı çalıştırırken muhakkak debriyaja basmak zorundayız. Ne kadar basacağız peki? Sonuna kadar basacağız. 2. Arabayı durduracağımız zaman. Bakın dikkat edin, durduracağımız zaman diyorum. Genelde şu hata yapılıyor. Arabayı yavaşlatacağı zaman da insanlar frene basarken debriyaja basıyorlar. Yavaşlarken. Hayır. Yavaşlarken debriyaja basılmaz. Sadece duracağınız zaman. Ne kadar basacağız peki? Yine sonuna kadar basacağız. Üçüncüsü de vites değiştirirken. Vites değiştirmekten de genelde yeni başlayanların anladığı vitesi hep büyütmek. 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den 4'e alırken diye düşünüyorum. Hayır. Küçültürken ya da büyütürken, vites değiştirmek iki manalıdır. Vitesi küçültmekle değiştirmektir, büyütmekle değiştirmektir. Yani bu anlamda vitesi değiştireceğiniz zaman da debriyaja ne kadar basarsınız? Sonuna kadar. İstisnası yok. Bu üç durumda debriyaja basılır sadece ve sonuna kadar basılır. Anlaştık mı? Debriyajı dururken ve fren, yani yavaşlarken nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Aslında şaşırtmacalı başladım işe. Çünkü genelde rastladığımız durum, yani özellikle eğitim alan öğrencilerde, arabayı yavaşlatırken de debriyaj kullanıyorlar. Hatta az önce rastladık arkadaşımızla. Aşağıya doğru iniyoruz şu an. Frene basarken debriyajı da indirdi. Neden debriyajı indirdin dedim. Onu bir gösterir misin bir kere? Debriyaja bas mesela. Aşağı doğru inerken debriyaja basarak arabayı yavaşlatıyordu. Dedim neden debriyaja basıyorsun? Dedi ki çünkü yavaşlıyorum hocam. Fren kullanacağım dedi. Arkadaşlar debriyajı kullanmak için, debriyajı kullanalım şu an. Frene de basalım. Araba durdu. Debriyajı sadece aracı durduracağımız zaman kullanırız. Yani frenle kullanırken sadece duracağı zaman debriyajı kullanırız. Eğer fren kullanacaksak, frenle birlikte debriyaj kullanacaksak. Yavaşlarken tekrar kalkabiliriz İsmail. Eğer yavaşlamak istiyorsak sadece fren kullanmamız yeterli. Mesela şu hızdayız şu an. Yavaş, sadece fren kullan. Sadece fren. Tamam. Gördüğümüz gibi aracımız yavaşladı. Yani yavaşlayacağınız zaman sadece fren kullanırsınız. Ama duracağınız zaman debriyaj fren kullanırsınız. Bu soru çok geliyor bana. Yavaşlarken de debriyaja basmamız gerekir mi diye. Ya da çok rastlıyorum ben sınavlarda falan. Öğrenci yavaşlarken, aşağı doğru inerken araç debriyaja da basıyor, frene basarken. Sadece duracağınız zaman debriyaja tam basın arkadaşlar. Arkadaşlar araçların sinyal kollarını genellikle yani dönüş bitmeden ya da şeride giriş yaparken sinyali kapatmaya çalışıyorsunuz. Bunun için uğraşıyorsunuz genellikle. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Yani aslında buna gerek yok. Bunu anlatmak istiyorum. Nasıl gerek yok? Öncelikle sinyal çubuğunu atıyorum. Bir sola sinyal verelim. Hamza, teşekkür ederim. Sola sinyal verdiniz, atıyorum. Dönüşe başladınız. Dönüş bitmeden sinyali kapatmaya çalışıyorsunuz. Direksiyonunuzu da kırmıştınız.
Halbuki bekleseniz 45 derece ve üzeri dönüşlerde sinyal kendini kapatır arkadaşlar. Direksiyonu düzelttiğinizde, artık dönüş bittiğinde direksiyonu düzeltip yola devam edeceğiniz zaman sinyal kendini kapatır. Mesela direksiyonu yavaş yavaş çevirir misin? Bir ses duyacaksınız. Devam et. Duydunuz mu? Bu işte arkadaşlar, 45 derecelik bir dönüş yaptığınızda, 45 derece ve üzeri bir dönüş yaptığınızda, direksiyonu düzelttiğinizde, düzeltelim, sinyal kapanacaktır. Bunun için dönüş bitmeden sinyali kapatmaya çalışmayın. Dönüşü sağlıklı yapamaz ya da kontrolü kaybedebilirsiniz. Sinyali kapatmak için en azından aracı toparlamayı bekleyiniz arkadaşlar. Sinyal kendini zaten kapatacaktır. Bunu bir de sağa doğru yapalım. Sağ sinyal verelim lütfen önce. Çevirelim yavaş yavaş, sesi duyacaksınız. Bu değil. Bu. Bakın, buradan itibaren bu ve daha fazla dönüş yaptığınızda, direksiyonu daha fazla çevirdiğinizde, tekrar direksiyonu eski konumuna, yani düz konumuna getirdiğinizde sinyalin kapandığını göreceksiniz zaten. Sinyali kapatmak için ekstradan direksiyonu bırakıp, ben direksiyon derslerinde çok rastlıyorum bunlara, sinyali kapatmakla uğraşmayın arkadaşlar. Bu sefer kontrolü kaybedersiniz. Özellikle aday, bu işi yeni yapan arkadaşlar için söylüyorum. Sinyal 45 derece ve üstü çevirmelerde araç kendi sinyalini kendi kapatır. 45 derece ve altı dönüşlerde, yani bu şerit değişimleridir genellikle ya da hafif virajlı yerlerdir ki zaten dönüşteyse çok önemsemeyin. Bu tip yerlerde de tamamen kendinizi emniyete aldıktan sonra sinyali kapatın. Acele etmeyin. Yani eliniz başka bir taraftayken elinizi bırakıp orada sinyali kapatmakla uğraşmayın. Yolla ilgilenin. Daha sonra kapatırsınız. Sinyali ayrıca şu iki parmağımızın arasına alırız sinyal verirken ve kapatırken. İkisinin arasına alırız. Orta parmağımız sağa sinyal verir. Verelim. Yukarı kaldıralım. Yok, sert normal sinyal verelim. Bu hani kısa sinyal veriyor da biz tam sinyal verelim. İşaret parmağımız sağ sinyali kapatır arkadaşlar. Direksiyonu bırakmadan. Yani sinyal vermek ve kapatmak lazım. Sol sinyali de işaret parmağı verir. Orta parmak kapatır. Sağı orta parmak verir. İşaret kapatır. Solu işaret verir. Orta parmak kapatır. Evet, bu dersimizde bazen bazı arkadaşlar soruyorlar. Yoğun trafiklerde debriyajı nasıl kullanmalıyız diye. Yoğun trafiklerde debriyajı kontrollü bir şekilde kaldıracağız. Araç hareket ettiği anda debriyajı sabitleyeceğiz. Ta ki önümüzdeki trafiğin tamamen açıldığını görene kadar, şu an arkadaşımız kaldırıyor. Hareket etti, tuttu. Eğer önünüzde gidebileceğiniz bir alan yoksa debriyajı orada sabit tutarsınız arkadaşlar. Durduğunuzda da basarsınız tabii. Yoğun trafik, ayak nasıl kullanılır? Debriyaj, fren ya da gaz. Şimdi arkadaşımızla bir tane daha böyle bir video çekeceğim. Seyretmenizi istiyorum. Ayak nasıl kullanılır yoğun bir trafikte? Şu hakikaten yoğun bir trafik. Şu benim oturduğum yer. Şurada Ahmet. Ayak gaza hiç gitmiyor nedense. Gidiyor ama burada gitmiyor. Ama debriyaj niye böyle sabit? Tekrar bastın, tekrarladın değil mi? Tam bırakabiliyor musun böyle yerlerde debriyajı? Hayır. Neden? Çünkü sıkışık bırakırsam gider. Güç alır ve değil mi? Öne doğru atak yapar. Çok güzel. Bir de önü çekelim. Durdun çünkü, evet. Bak ön böyle. Çok yakınımızda araçlar var ve sürekli bak fren kullanıyorlar. Dikkat ediyor musun öndekiler? Şimdi bazı arkadaşlar hani yine aynı şeyi söylüyorum diyorlar ya, işte debriyajı tutarsam baskı balata vesaire. Şu var arkadaşlar, baskı balata tabii ki aşınacak ama İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız bırakın aşınsın yani. Yakıt da çok harcıyorsunuz ona bakarsanız yoğun trafikte. Değil mi? Bu istemsiz, bu trafikle alakalı bir şey. Yani yani sırf bu yüzden baskı balata aşınacak diye debriyajı bırakırsanız öndeki araca, şöyle bir BMW'ye arkadan vurmak çok sıkıntılı bir şey herhalde. Hala devamdayken
debriyaj neredeyse hep sabit. Yani tabii şu an bastın ama kalkacağı zaman çok hafif çekiyor görüyorsunuz. Yeniden bastı. Çünkü çok kısa gitti. Ve fren yaptı. Harikasın abi. Anladım. Tebrik ederim. Tam istediğim şey bu. Rica ederim. Deminki hatanı burada telafi ediyorsun değil mi? Evet. Kurallara uymuyor. Bak iyi araba kullanmak ne demiştik? Şu an hala izliyorsunuz ne yaptığını. Kısa kısa gidiyor şu an. Hani keşke yukarıda da bir kamera olsaydı da şöyle çekeyim o zaman. Kısa kısa gittiği için tamamını bırakamıyor. Şu an gidecek ama hop gördünüz bıraktı. Vites büyüttüğünüzde debriyaj nasıl bırakılır? Küçülttüğünüzde debriyaj nasıl bırakılır? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Vites büyütmelerde debriyaj nasıl bırakılır? Vites küçültmelerde debriyaj nasıl bırakılır? Evet farklıdır. Bu ikisinde farklı şekillerde debriyaj bırakırız. Kavrama tut bırak şeklinde yapacağız. Yani ortaya kadar çekip bir tık bekleyip sonra bırakacağız kalan kısmını. Bu vites büyütmelerde yapmamız gereken şeydi. Vites büyütmelerde debriyajı 1 kavramada tutuyoruz. 2 hamlede bırakıyorduk. Yani çek, kavramada tut, bırak. Kavramada tutma mesafenizde yaklaşık çek, tut, bırak 1 saniye kadar. Vites küçültmelerde yapmanız gereken şey ise şu. Vites küçültmelerde ise tıpkı kalkışta nasıl debriyaj hareket ettiriyorsak aynı şekilde, yani debriyaja bastık, vitesi küçülttük, kontrollü bir şekilde çekeceğiz. Kavramada biraz bekleyip kalan kısmını rahat bırakacağız. Vites küçültürken tekrar gösteriyorum. Kontrollü bir şekilde debriyajı kaldıracağız. Küçülttükten sonra kavramada tut, kalan kısmını bırak. Yapacağız arkadaşlar. Tekrar kontrollü bir şekilde çek, kavramada tut, rahatça bırak. Vites küçültmelerde tıpkı kalkıştaki gibi debriyaj bırakırız arkadaşlar. Ki aracın devri, yani şu gördüğünüz devir saati kontrollü bir şekilde aşağı inecektir bu şekilde bırakırsanız vites küçültmelerde. Aksi halde vitesi küçülttüğünüz anda debriyajı birden bırakırsanız, atıyorum 2000 devirdeki araç birden 3000'e 4000'e çıkabilir. Yani birden güçlenebilir. Çünkü neydi? Küçük vites güçlüdür büyük vitesten. Vitesi küçülttüğünüzde aslında gücü arttırmış oluyorsunuz. İşte o gücü kontrollü bir şekilde aşağı indirebilmek için de debriyajı kontrollü bir şekilde bırakmanız gerekir. Tıpkı kalkıştaki gibi arkadaşlar. İyi dersler diliyorum.